Herkese merhaba. Bugün sabah balkonda Burak'la birlikte kahve içerken Burak, Murat Günak isminde bir Türk mühendisten bahsetti. Yaklaşık 10 yıl önce çekilmiş bir röportajı var kendisinin. Gurbet Yolları programında Bilal Koçak'la birlikte, aslında Bilal Koçak, Murat Günak'la bir röportaj yapıyor. Sabah bunu izledik birlikte ve gerçekten yani Bilgem Çakır'ın da aslında çok üstünde durduğu ve vurguladığı bir durum var. O da mühendislik kültürümüz ve mühendislik tarihimiz. Buna örnek olabilecek çok önemli ve değerli isimlerden bir tanesi bence. Ben Burak vasıtasıyla bunu keşfettim. Aslında Burak biraz daha detaylı bilgi sahibi. Burak, sen kimsin? Edelkron'da ne yapıyorsun? Biraz ondan, sonrasında da Murat Günak'ı nasıl buldun? Ondan bahsedersen sonrasında bu ufak röportajı size izletme kısmına geçeceğiz. Ben Burak Kılıç. Edelkron'da mekanik tasarım bölümünde çalışıyorum. Yani mekanik tasarım yapıyorum. Murat Günak'la ilgili şöyle bir şey var. Yani bir Mercedes'te bir tasarımcı olduğunu biliyordum. Daha doğrusu hep çocukluktan beri işte bu C serisi Mercedes'in bir Türk tasarımı olduğu, Türk tasarımcısı olduğunu falan herkes söylerdi. Birçok kişi de biliyordur bunu. Ama ben bu adamı sadece bir çalışan ve bir modeli yapmış, daha sonra da kaybolmuş gitmiş bir adam olarak biliyordum. Ama aslında öyle olmadığını da aslında ben de yeni öğrendim. Adam bildiğiniz efsane. Yani Volkswagen'de baş tasarımcılık yapmış, işte Mercedes'te zaten tasarım departmanı müdürü ve şöyle bir şey var, yani tam tarihleri bilmiyorum ama 92-2003 arası çıkan bütün Mercedes'lerde adamın imzası var sonuçta, baş tasarımcı çünkü. Mercedes CLR diyeyim, siz onu araştırın ve adamın tasarımının ne kadar büyük olduğunu, yani ne kadar niş modellere imza attığı zaten oradan belli. Aslında yani bu video vasıtasıyla da Murat Günak'la iletişime geçmeyi başarabilirsek yine Burak'la birlikte bir canlı yayında daha detaylıca sorular sorup konuşmayı planlıyoruz. Şimdi bu hazırladığımız ufak parçaya geçiyoruz. Geçmeden önce Bilal Koçak'a bu video yayınlamamıza izin verdiği için çok teşekkür ederiz. Gurbet Yolları isimli programdan almış olduğumuz video parçasını size izletiyoruz. Murat Günak'la yaptığımız canlı yayında görüşmek üzere diyelim. Umarım kendisine ulaşabiliriz. 42 yaşındayım. 16 yaşından Almanya'ya geldim İstanbul'dan. Burada okulda kaldıktan sonra Londra'da araba dizayn okudum ve şu anda evim Mercedes'te çalışıyorum ve bütün Mercedes'in araba bölgesinin dizaynının başkanı olarak çalışıyorum. Sizinle birlikte çalışan bir grup var, dizayner var. Kaç kişilik bir grup ve neler yapıyorsunuz? Şu anda benim altımda 270 kişi çalışıyor. 270 dizayner, modelciler. Biz burada arabanın ilk çiziminden son durumuna kadar, yani son modelin teknik durumuna kadar bütün işleri burada yapıyoruz. Siz burada önemli bir noktadasınız yönetici olarak. Mercedes bir dünya devi otomotiv sektöründe. Bu başarıyı nasıl yakaladınız? Siz bunu neye yorumluyorsunuz? İlk önce çok şansla. en mühim tabii çok çalışmak. Ama her çalışmayla şans da var tabii. Bana güvenen çok insanlar vardı. Bu güvenen insanlar bana yardım etti. Türkiye'den buraya gelmem, Türk kültürü içimde olmam da yardım etti galiba. Çünkü insan ne de olsa kültürümüz başka türlü yardım ediyor. İnsanlık var böyle insanların arasında. Londra'daki okula gittim. Londra'da hususi araba dizayn hakkında okul var. Ondan da tabii benim mesleğim için iyi bir başlangıç olmuş oldu. Multikültürel olmak şu günlerde en mühimin biri, yani bir şey. Çünkü bizim şirket Mercedes tabii bütün dünya için araba yapıyor. Bizim şirket Chrysler'le beraber büyük bir organizasyon. Design de çok internasyonal bir bölüm. Onun için bizde, bizim bölgede de, benim bölgemde de bütün multikültürel insanlar var. Aşağı yukarı 15 değişik memleketten designer çalışıyor burada. Çok mühim şu an, şu senelerde iyi iş yapmak için. Biliyorsunuz bizim şirket olarak değişmek üzere. Dünyaya açıyoruz kendimizi. İnternasyonal bir şirket oluyoruz. Ve bizim şirket çok dinamiz var ve çok emosyon var. Bu şirketin bu filozofisini arabayla göstermek istiyoruz. Yeni S-Class bu şirketimizin içindeki emosyonları göstermek istiyor. Araba dinamik, yine de genç bir tip bir araba. O bakımdan büyük araba olduğu halde sportif bir araba. Ve yani bakanlara çok büyük bir emosyon veriyor ve insanlar bu arabayı seviyor. Böyle bir yeni bir otomotiv piyasaya sürüldüğü zaman otomobil, bir araç ve o çok kabul gördüğü zaman neler hissediyorsunuz? Bu soruyu kendime çok soruyorum, sık sık soruyorum. Cevabı güç.
Çünkü bizim işimiz bittikten sonra burada, bugün siz burada modeller gördünüz ya bizim atelyede. Bizim işimiz bittikten sonra araba caddeye çıkana kadar 2-3 sene geçiyor. Size araba yeni gözüküyor caddede ama benim iş 3 sene evvel bitmiş oluyor. Benim kafam yeni projelerde. Onun için böyle arabayı caddede görünce his çok değişik. Bir bakımdan bana eski geliyor. Çünkü benim iş 3 seneden beri bitti. Bir bakımdan tabii araba caddeye çıkınca, caddede gidince sürat arasında, evlerin ağaçların arasında tabii zevki başka. Bizim program aracılığıyla buradan özellikle Türk gençlerine bir mesaj vermek ister misiniz? Vermek isterim. En mühimi kendine güvenmek ve güçlü çalışmak, kendi memleketini sevmek ve kendini memleketini severek dünyaya açılıp dünyada iyi şeyler yapmak. Evet, o zaman buradan bir de merhaba diyelim. El sağlayalım onlara değil mi? Evet. Merhaba. Sevgili gençler, sevgili hadi. Evet, hadi bakalım. Türk milletinin adını Avrupa'da yücelten Murat Günak'a Gurbet Yolları programı olarak başarılar diliyoruz.